sistemleri hakkında kıymetli bilgilerini bizlerle paylaşmak üzere hocamız Profesör Doktor Turan Karadeniz'i sahneye davet. Çok değerli oda başkanlarımız, kıymetli Kandıralı çiftçilerimiz, aranızda olmaktan son derece mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Ve Fındık bölgesinin en batı ucundayız. Aşağı yukarı 15 yıl Fındık rekoltesi yaptım. Tarım Bakanlığı adına, Ziraat Odaları adına resmi olarak Ulusal Fındık Konseyi Araştırma Danışma Kurulu Başkanlığı yaptım. Bu bölgede çok iyi biliyorum. Kandıra'ya da çok defalarca geldim. Dolayısıyla inşallah Fındık Doğu bölgesinden kültüre alınmaya başlanmış. İlk eski yerler Borçka, Rize, Trabzon, Giresun. Ama sanırım bu ağaç formunda yetiştiricilik Batı bölgesinden başlayacak. Dolayısıyla Mahfil Başkanım Gümüşova'da bu işin öncülüğünü yapıyor. Bu bölgede Erdal Başkanımız sanırım bu işi üstlenecek. İnşallah çok daha az alanlardan daha fazla fındık üretme imkanımız olacak. Ben bu fındıkla ilgili bilgilere geçmeden önce şimdi salonun ortalama yaşını görüyorum. Genç bir kuşak var. 25-30 yaş diyebiliriz. Geçen Gümüşova'da hocam benden geçti dedi. Ne kadar yaşın dedim? 65 dedi. Şimdi o üreticimize bunu söyleyemedim ama bunu gibi düşünenler varsa, çünkü yaşlılık kavramı farklı. İnsan yaşı 80-90'lı olabilir ama ruhen genç olabilir. Ki ben sizleri ruhen genç görüyorum. Bunu teyit etmek için de önemli şahsiyetlerin yaşları neyken neler yaptığını kısaca söyleyeceğim. Bu çok da, belki şu fındık işinden daha önemli. Çünkü ya bizim çocuklar yapsın, ben biraz bir şeyler öğrendim ama dememeniz için baştan bu işi testleyip kırmadan önce konuşalım. Olmaz mı? Böyle bir şey. Şimdi Kristof Kolomb Amerika'yı keşfe çıktığı ilk yolculuğunda 50 yaşındaymış. En az 50 yaşındaymış. Pasteur kuduz aşısını bulduğunda 60 yaşındaymış. Mimar Sinan Süleymaniye Camisi'ni bitirdiğinde 70 yaşını geçmişti. Selimiye Camisi'ni tamamlandığında ise 86 yaşındaydı. Galileo ayın günlük ve aylık çizimlerini yaparken 73 yaşındaydı. Charlie Chaplin, bu hani şey var ya, bir tane tiyatrocu, 76 yaşında film yönetmeni yaparak hala işinin başındaydı. Goethe en büyük eseri Faust'u ölümünden bir yıl önce, yani 82 yaşında bitirmişti. Yine Nobel ödülü Alman doktor Albert Schweitzer'dir. 88 yaşına rağmen Afrika hastanelerinde durmaksızın çalışarak ameliyat yapıyor. 88 yaşında. Ressam Titain 99 yaşında hayata gözlerini yumdu. Levanta Savaşı adlı ünlü tablosunu ölümünden bir yıl önce tamamladı. 98 yaşında. 4 defa İngiltere Başbakanı seçilen Gladstone son kez göreve geldiğinde yaşı 83 idi. Bu uzayıp gidiyor. Dolayısıyla sakın ha sakın nüfus doğumuna bakarak bu işi biz nasıl yapalım diye ön yargıya girmeyin. Bu işin zamanı tam şu an. Tecrübelerinizle yapabileceğiniz yaştasınız. Burada anlaştık değil mi? O zaman devam edebiliriz. Yoksa birer çay söylesin başkanımız, toplantıyı bırakalım mı? Devam. Devam.
Şimdi şu bu ışıklara karanlığımda şurayı daha mı iyi görünür acaba diye soruyorum. Bu salonun yöneticilerine. Şu ışığı karanlığımda fotoğraflar var ya, daha iyi görünür diye düşünüyorum. Şimdi ağaç formunda fındık var mı? Evet var. Ama yok, o salonu bir açalım, şu sahnedeki ışığı karartalım. Ağaç formunda ama bizim şu an kültürünü yaptığımız işte çakıldak fındık, kara fındık, tombul fındık gibi birçok fındık hani ticari olarak yapıyoruz ya. 18 tane çeşitli fındık çeşidimiz var. Bu fındıklar tür olarak, botanik tür olarak dibinden ışkın veriyorlar. Dibinden dip sürgünü, işte her sene ışkın kesiyoruz ya, dip sürgünü verdiği için ve de fazla ağaç formunda gelişemediği için genetik olarak bunları hep alalım, şu kenara alalım. Dolayısıyla bunları yetiştirmemiz zor ağaç formunda. Ve yıllık bakım masrafları da çok fazla. Dibinden ışığın verdiği için sürekli attığımız gübreye ortak topraktan besin elementlerini alıyor, haline eden ve kesiyoruz onu. Ve dekara verimleri çok düşük. O zaman Mahir Başkanım'ın dediği gibi Avrupa bu işe yıllar önce girdi. Onlar da bizim gibi. Bizden öğrenmişlerdi fındık yetiştiriciliğini. Ocak şeklinde, çalı formunda. Ama onlar biraz daha batıya yakın olduğu için teknolojiyi iyi kullanarak bu işi geliştirdiler. Makinalı tarıma dönüştürdüler. Onlar ağaç formunda fındık yetiştirme daha çok alalım diye değil de acaba bu işi makinalı nasıl yaparız? İnsan emeği olmadan makineyle bu fındığı nasıl hasat ederiz? Sorgularken bu ağaç formundaki yetiştiriciliğe doğru bir yönelme oldu. Gerçekten de dekara 800 kilo bir ton rahatlıkla ürünü alıyorlar. Peki biz alabilir miyiz? Elbette alırız. Alacağız zaten inşallah. Şimdi önce fidan elde etmeler başlıyor. Fidan nasıl, fındıkta nasıl fidan elde etmeliyiz? Fındıkta illaki ağaç formunda mı yetiştirelim? Ya da bizim bu fındıklardan acaba ağaç formunda yetiştirebilir miyiz? Bu bizim kültür çeşitlerimizde. Bunun bir sorgulamasını yapalım. İlla ki aşılı Bolu fırında harada olacak mı? Yoksa bunlardan da olur mu? Evet. Bunlardan da olur, zahmetli olur ama bunları da tartışalım. Siz hangisi uygunsa onları seçip alın içerisinde. Şimdi fındık fidanına, bu fındık fidanı Bolu fındığı da olabilir, bu ağaç formundaki Bolu fındığının fidanı da olur. Bizim çakıldak, tombul fındık gibi fındıkların ışınları da olur. Bunlardan fidan elde edeceğiz. Bolu fındığından elde edeceksek araç elde edeceğiz. Öbürlerinden de fidan elde edeceğiz. Amacımız bu. Nasıl yapacağız? Hendek daldırma dediğimiz, şu an 45 derece toprakta açı yapacak şekilde fidanları yan bir şekilde dikeceğiz. Bu şekilde. Fidanları bu şekilde dikeceğiz. Bir sezon büyüteceğiz. Yani önümüzdeki Nisan, Mayıs, Haziran, Eylül ayına kadar büyüyecek bu şekilde. Daha sonra bunu yatıracağız, toprağın yüzeyine doğru yatıracağız. Ağaç çatallarından, demirlerden olabilir. Sabitleyeceğiz, toprağın yüzeyine yatıracağız, sabitleyeceğiz. Ve bunlar şu bir planla buraya gideceğiz bu şekilde. İlerisine bir planla gideceğiz bu şekilde. Şu planın uç sürgünleri yeni diktiğimiz, biraz ileriye diktiğimiz fidanın gövdesine saracağız, bağlayacağız. Saracağız. Daha sonra bunun üzerini toprakta kapatacağız. Ne oldu? Toprak yüzeyine sıra sıra dikilmiş fidanlar birbirine örülmüş, böyle bir bitki sırası elimizde geçecek. Gelecek sene ne yapacağız?
gelecek sene toprağı kaldıracağız. Toprağı kaldıracağız. Buradan Mayıs ayında toprağı kaldırdığımız sürgünler sürecek. Şu her bir göz bir sürgün olarak yukarı doğru büyüyecek. O sürgünlerin Anadolu'ya çıktığı yerlere demir, ten ya da plastik kelepçeler var. Şimdi onları göstereceğim. Boğuyoruz Mayıs'ın 15'i gibi. Boğuyoruz ana gövdeye yakın yerden. Bir sezon büyüdüğünde orada kökleniyor. Kökleniyor. Daha sonra Ekim-Kasım aylarında bunları şimdi videolarında göstereceğim. Planların dibinden boğulduğumuz yerde kökleniyor ve her birinde 50-60 tane, 100 tane planımız var. Bunun Bolu fındığı için yaptığımızda bir plan diktiğimizde o plandan 50-60 tane, 100 tane ağaç elde etmiş olacağız. Ki ileride onu aşılamak ve üzerinde kültür çeşitlerini yetiştirmek amacıyla. Ya da ben aşı işini yapamıyorum. Normal palazdan fındık fidan elde edeyim diyorsanız fidancılık modeli böyle. Gidip de ocağın dibinden ışkınları kesip kökleriyle bunlarla fidancılık yapılmıyor. Fidan parçaları var böyle. Şimdi onları ben resimlerde göstereyim. İşte ikinci sene bu şekilde yatırıyoruz ve toprakla kapattıktan sonra artık bizim işte şuraya bağladık bunları dipten tellerine boğduk. Böyle fidanlarımız olacak. Şu şekilde. Bunun canlı örneği Fransa'da çekilmiş bir fotoğraf. Bakın şöyle hendek dalımız ya da sturbet dediğimiz bir sistemle bu şekilde fidanlar bir sezonda bu kadar büyüyor ve 5 avroya bunları rahatlıkla satıyorlar. Şunları. Bakın 5 avro bu fidan. Bir sezonda büyütülmüş. Peki tepe daldırması dediğimiz bir sistem var. Fidanı böyle yatırmıyorsunuz. Fidanı dikiyoruz dik bir şekilde. Bir sene büyütüyoruz ve kesiyoruz toprak hizasından. Daha sonra şuradan sürecek sürgünleri kümbet yaparak gene buradan boğuyoruz sürgünleri. Bu şekilde bir bitkiden 50-60 tane fidan aldık elde etmek mümkün. Bunları biliyorsunuz size göstereceğim. Bu şekilde. Evet. Şu eskiden dikilmiş bir 10-15 yaşlarında bir fidan. Şöyle kümmet yapılıyor, oradan sürgünler sürüyor. Daha sonra hep ocaktan bu kadar sürgünler elde edilebilir bir sezon içerisinde. Şu kelepçeyle boğuyorlar. Telle de boğulabilir. Bakın kelepçe. Kelepçeyi gördünüz. Şurada köklenme teşvik edildi. Gayet sağlıklı fidanlar. İspanya'da yapılan örnek. Çelikle de çoğaltılabiliyor ama bunlar değil diye söylüyorum. Böyle hormonlarla köklendirilebiliyor. Bakın. Ama bizim asıl doku kültürüyle çoğaltmayı tavsiye edeceğiz. Şimdi gelelim Bolu fındığının anaçlık özelliğine gelelim. Kısa bilgiden sonra. Bolu fındığı bu. Kötü, randımanı düşük, kalı, kabuk kalınlığı. Çok fazla birbirinden farklılık görüyorsunuz. Değişik meyveler oluyor bu Bolu fındığı. Literatürde kaldı da Cornus coluna dediğimiz ağaç formunda büyüyen fındık. Bunu şu an fidancı anaç olarak kullanıyor. Bunun üzerine aşı yapıyorlar. İşte bunlara çörül diyoruz. O deminki meyvelerden çıkmış fidanlar, anaç bunlar. Bunlara çörül diyoruz biz. Bunlar aşı materyali olarak kullanıldığında. Orijinal bu fındıklar büyüdüğü zaman böyle ağaç gibi gelişiyor. Değişik yapıda bakın. Şimdi yayvan büyümüş. Böyle. Yayvan büyüyen tam çapan, daha iri ağaçları olan, bakın bu fındık ağacı ve oldukça dayanıklı, hassasiyeti çok
yüksek olmayan bir ağaç. Bakın kökleri erozyonla burada toprak taşınmış ama hala ayakta, dimdik ayakta. Daha büyük ağaçları olan görüyorsunuz. Böyle ağaçlar olan bir tür. Şimdi diyelim ki elma bodur ağacıdır. Elma bodur nedir? Bir N9 ya da MM106 değil mi? Bodur elma ağacı. Bunlar klon olarak çoğaltılıyorlar. Vejetatif olarak çoğaltılıyorlar. Tohumdan çoğaltılıyorlar. Her bir ağaç aynı özellikte üstteki kalemi büyütüyor. Diyelim ki Granny Smith'i aşıladınız. Granny Smith'i N9 ağacı üzerine. Diyor ki 1,5 metre boylanacaktır. 1,5 metre boylanacaktır. Özelliğini önceden biliyorsunuz. Dolayısıyla tohumdan yetişmiş olan bu şu an Batı Karadeniz bölgesinde, Kastamonu, Çorum yöresinde binlerce ağacı olan bu Cordus Colurna'nın nasıl büyüyeceğini, tohumdan büyüyeceğini kestiremiyoruz biz. O zaman ne yapmamız lazım? Klon ağacı üretmemiz lazım. İşte önümüzdeki yıl muhtemelen bir araştırıcı in vitro'da doku kültürüyle ağaç üretme işine girdi. Yüz binlerce ağaç üretici. Bu sene Bolu Fidanlığı'nda, Kastamonu Fidanlığı'nda tohumdan yetişmiş ağaçlara çok rağbet vardı. Ama dediğim gibi tohumdan yetiştiği için ağacın nasıl büyüyeceğini bilemiyoruz. İşte kimi yaylan büyüyor, kimi dikine büyüyor, kimi kısa. Ama doku kültürüyle çoğaltmak için bir anaç geliştirildi. Bu anaç geliştirildi. Anaçtan doku kültürüyle binlerce anaç elde edilecek. Siz de bu araçlardan temin edersiniz ki muhtemelen bu fidanlıklardan, orman fidanlıklardan satın aldığınızda daha ucuza standart özelliği bilinen Cordus Colurna ağacını alma imkanınız olur. Oldu mu? Burasını anladık değil mi? İşte şöyle güzel büyüyecek fidanlar elde edilecek. Şimdi aşıya gelelim. Aşılar bu Cordus Colurna ağacının üzerine aşılar kış dinlenme döneminde daha yüksek başarı görüyor. Ekim, Kasım, Aralık aylarında eğer sıraları stabilizseniz, ısıtılmış bir mekanınız varsa aşı kaynaşması daha mükemmel olacak. Ama İspanya'da benim yaptığım çalışmalarda Nisan ayında örtü altında sera değil, bu file altında, gölgeleme altında Nisan ayında yapıyorlar aşıyı. File Eylül'de yapıyorlar. O da yine gölgeleme altında yapıyorlar. Oldukça yüksek başarı elde ediyorlar. Onlar öyle yapıyor ama biz Ekim-Kasım ayında 15-20 derecelik bir ısıtacağımız bir ortamda rahatlıkla aşıları yapabiliriz. Fidanı üretebiliriz. Hangi aşı metodu? Daha çok biz yongalı göz aşısını tavsiye ediyoruz ama dilcikli aşı da önemli bir başarı veriyor. Dilcikli aşı ile yongalı göz aşı. İşte İspanya'daki bir netin gölgeleme yapılan yerin altındaki fidanlar, aşılı fidanlar. Bu da yine bakın göz yongalı göz aşısı yabancı ottan korunmak için ama sulama aparatı görüyorsunuz. Yine İspanya'daki örnekler. İspanya'daki örnekler. Peki. Şimdi bu aşıları yaptıktan sonra burası çok önemli. Aşılar yapıldıktan sonra Nisan ayında yapılmışsa bu aşı o yaptığımız sene sürdüler. Bu aşı Nisan ayında yapıldı ve Temmuz-Ağustos ayındaki resmi bu aşımızın bizim yaptığımız denemeler. Ve işte görüldüğü gibi dilcikli aşı var, dilciksiz aşı var. Bu aşıların kış dinlenme dönemindeki bir sene Mart ayı, Nisan ayında yapıldı. Bu Kasım-Aralık ayındaki görüntüsü o sene sürdü. Tombul fındık, palas fındık uygulaması. Saksılarımız da bunlar. Kış dinlenme döneminde şu an. İkinci yıl aşılamadan bir sene sonra yani ikinci yıl dediğimiz iki sene sonra değil bir sene sonra.